Efendim hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir New York cheesecake yapacağım. Vereceğim ölçeklerden şaşmazsanız sizi mükemmel bir lezzet bekliyor. Önce tabanı yaparak başlayalım. Parçalayıcının içerisine 1 paket yani 130 gram kadar yulaflı bisküvi koyuyorum ve önce her şeyi un ufak olana kadar birazcık çekiyorum. Bisküvi kum gibi bir kıvama geldikten sonra içerisine erimiş tereyağını da ekliyorum ve bu ikiliyi güzelce karıştırıyorum. Gelelim bunu pişireceğimiz kilitli kek kalıbına. Kilitli kek kalıbının tabanına fırın kağıdı koydum. Kek kalıbım 19 santim çapında. Daha da büyük bir kek kalıbı kullanmak isterseniz reçeteyi arttırmanız lazım. Bu ölçü, bu boyut için ideal. Yapacağım şey tabana hazırladığım karışımı dökmek. Bir kaşıkla tabana bunu eşit bir şekilde yaydıktan sonra derin dondurucuda 10 dakika kadar dinlendirmek. Şimdi sıra geldi iç harcı hazırlamaya. İç harç kullanacağınız peynirin kalitesiyle eşittir. İyi ve kaliteli bir peynir kullanıyorsanız mükemmel bir cheesecake'iniz var demektir. Ben şöyle başlıyorum. Derin bir karıştırma kabının içerisine taze krem peyniri aldım. Üstüne toz şeker ekliyorum. Sonra bu ikiliyi spatula ile güzelce ezmeye başlıyorum. Bu aşama krem peynirinizi iyice sulandırıyor. Önemli. Üstüne kremayı ekliyorum. Ardından yoğurdu, 2 tane yumurtayı, mısır nişastasını, toz vanilyayı ve çeyrek limonun suyunu da sıkarak kasenin içerisine ekliyorum. Her şeyi iyice karıştırıyorum. Eğer cheesecake'inizin biraz daha böyle pürüzsüz bir kıvamda kalmasını istiyorsanız o zaman bir çırpma teliyle güzelce çırpacaksınız bunu. Makine kullanmaya ve iyice bunu çırpıp köpürtmeye gerek var mı? Bence hayır. Elle bu işi çok daha kolay yapabilirsiniz. Vereceğiniz doku buradaki işlemde gizli. 10 dakika sonra derin dondurucudaki tabanlı olan kalıbı çıkartıyoruz. Dış katmanını hafifçe yağladığımız 2 parça fırın kağıdını bunun kenarına bu şekilde güzelce seriyoruz. Fırın kağıdının dış tarafını hafif yağlamamın sebebi fırın kabını iyi tutsun diye. Başka hiçbir şey yok. Arkasından hazırladığımız bu cheesecake harcını tamamen her şeyiyle tabanın üstüne boca ediyoruz. Bunu alıp bir İki kere tezgahın üstüne vurun. Eğer hala üst tarafta içeride birazcık böyle küçük hava kabarcıkları kaldıysa bir kürdanla onları patlatmanızı öneririm. Onları patlatmazsanız eğer bu fırında pişerken üstü baloncuk gibi olacak ve birazcık yanmaya doğru gidecektir. Birkaç küçük dokunuşla bu iş tamam. Şimdi bunun en güzel pişirme özelliği şu. Alüminyum folyoyu tezgaha koyuyorum. Cheesecake'imi folyonun içine alıp şöyle kenarlardan her şeyi alüminyum folyonun içerisine hapsediyorum. Fırın tepsimi tezgahın üstüne koyuyorum. Tepsinin tam ortasına cheesecake'imi oturtuyorum. Fırın tepsimin içerisine su ilave ediyorum. İlave ettiğim su buradaki kilitli kek kalıbının 1/4'üne gelecek kadar olsa yeterli. Geliyoruz bunu fırına atma safhasına. Şimdi ben bunu özellikle Bosch fırınımın bana verdiği mükemmel pişirme özelliğiyle yapıyorum. Nedenini söyleyeyim size. Bunu bakınız orta rafa bu şekilde koyuyorsunuz. Tamam mı? Altında su var. Bu içeridekinin kenarlardan güzel yanmadan pişmesini sağlayacak. Buradan menüden 4D sıcaklık ve 180 dereceye önceden ısıttım bunu. Yani içeride çok güzel bir hava devir daimi var ve 180 derecede bunu yarım saat kadar pişireceğim. Yarım saat sonra fırının ısısını birden 150 dereceye düşüreceğim ve bir yarım saatte öyle pişireceğim. Bu şekilde içi tamamen pişmiş, hiçbir şekilde yumurta kokmayan, mükemmel kıvamda bir cheesecake çıkartmış olacak Bosch fırınım sayesinde. Böyle mükemmel bir lezzet ortaya gelecek. Ben bu lezzetli cheesecake'in üst katmanı için lezzetli bir frambuaz sosun mükemmel olacağını düşünüyorum. O yüzden burada bir sos tenceresinin içinde 200 gram kadar frambuaz var. Hafif bunları ezerek parçalı ve pütürlü bir kıvam haline getirdikten sonra içerisine çeyrek bardak kadar şeker ekliyorum. Her ikisini karıştırıp şekerle birlikte yavaş yavaş karamelize olmasını sağlıyorum. Bu aşamada eğer içerisine bir küçücük parçada su eklerseniz çok fazla macun gibi olmasını önlerseniz hafif akışkan bir sos haline gelmesini sağlarsınız. Bu karışımı birkaç dakika kadar tıkırdatacağım. Ondan sonra da kenara alıp soğutacağım. Böyle fırından çıkarttıktan sonra bunu soğutuyorsun. Tamam mı? Soğuttuktan sonra kenarındaki kağıdı mükemmel şekilde çıkartıyorsun. Yan tarafına koyduğumuz su bunun kenarının böyle bebeksi bir kıvamda çıkmasını sağlıyor. Böyle yaparak Bosch fırının da vasıtasıyla efeme söyleyeyim böyle mükemmel bir kıvam ortaya çıkartıyorsunuz. Şimdi şundan bir dilim keselim. Cheesecake'inizi keserken şöyle yapmanızı öneririm. Bıçağınızla ilk darbeyi atın sonra bıçağı temizleyin. Yoksa ikinci darbeyi atarken bunun kenarında böyle hafifçe bir iz bırakmış olursunuz. İkinci darbeyi de atıyorum ve dikkatli vaziyette çıkartıyorum. Fevkaladenin de fevkinde. Bak, bak, bak. Şu dokuya bak. Bak, kremamsı, taban, yan, üst, kenar, alt, köşe, her şeyle beraber olağanüstü bir kıvamda. O kadarcık yetmez. Bir parça daha.
Eğer bu şekilde mükemmel bir New York cheesecake yapmak istiyorsanız size söylediğim bütün adımları harfiyen uygulayacaksınız. Ondan sonra da şöyle bak kremamsı, bebeksi bir kıvam elde edeceksiniz. Böyle genizinden akıyor. Bu tarifi yapın, parayla satarsınız o derece. Yani başkalarıyla kıyaslamayın, bu mükemmel bir tarif. Uygulayan pişman olmaz. Krema, krema.